Herkese merhabalar. 31 Ağustos Ankara yarış programıyla ve tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ankara'da 9 koşulu bir program olacak. Hemen hız kesmeden ilk koşuyla başlıyoruz. 1 numaralı Avcar Kız burada favorimizdir. Müslüm Çelikli start alacak. Safkan son 3 yarışında hatta 4 yarışında tabela yapmış. 1 dördüncülük, 2 ikincilik, 1 de üçüncülüğü var. Bu yüzden burada Avcar Kız kesinlikle favorimiz. Yanına at isteyenler için 4 numaralı Heart of the King diyebiliriz. O da son 4 yarışında 2 ikincilik, 1 dördüncülüğü var. Bir tabela dışı. Burada sıralamamız 1 isteyenler için 4'tür diyorum. 2 safkanı da yazıp geçebiliriz. İkinci koşuya geldik. Şart 1 koşu My Volga Boatman koşusu. 8 safkan yer alacak. Burada 1200 metre kumda koşulacak yarış. 2 yaşlı İngilizler için. Buradaki önerimiz 2 numaralı Çukurova Bey'i ve 6 numaralı Kafka'dır. Kafka ikürüsü ile birlikte etki yaratabileceğini düşündüğüm bir safkan. Hışman Çizik ile birlikte 6 numara Kafka. Tabi hiç yarışları yok koştukları, ancak edindiğimiz bilgiler ışığında onun burada bir şans olduğunu söyleyebilirim. Ve tabi 2 numaralı Çukurova Bey'i de Ayhan Kurşun'la start alacak safkan. Bir Scarface yavrusu. Onun da burada başarılı olacağını düşünüyorum. Kulaklık ve yanak peluşuyla birlikte tercih edilmiş. Yanak peluşunun açıkçası ona bir faydası olacağını düşünüyorum. Demek ki Safkan hani bu kadar detaylı incelendiğine göre yeteri kadar hazırdır diye düşünüyorum. 6 numaralı Kafka da ekürisi ile birlikte elinden geleni yapacaktır. Burada sıralamamız 2-6. Geldik 3. koşuya. Burada 3 numaralı evet 3 numaralı Lorenzo tek geçebileceğimiz bir safkan. Step by step yavrusu. Yine Müslüm Çelik'le start alacak safkan. Son 3 yarışında 2 birincilik, 1 ikinciliği var. Onun haricinde de 6 koşusunda 1 ikinciliği daha var bu safkan. Lorenzo kapalı gözü kulaklık Dilba ile start alacak. Başarılı olacağını düşünüyorum, ancak bunun haricinde şöyle bir şey söyleyeyim. Diğer safkanlar da o kadar da kötü safkanlar değiller. O yüzden gelme ihtimalleri var. Burada açıkçası isterseniz favoriniz sizin kimse arkasına bu 3 numaranın onu yazın. Ama diğer ayaklarda tek geçenler için bu net bir önerimdir. 5 at var zaten. Hepsini yazalım. Rahat bir şekilde burayı geçelim. Çünkü 4'ünü yazarsanız biri gelmez. Artık bu bütçenize göre siz kararınızı verin. Ona göre bir şeyler yapın. 3 numaralı Lorenzo arkasına kendi istediğiniz at veya atları yazabilirsiniz diyorum ve geçiyorum. Dördüncü koşuya. Burada 7 numaralı Gubaz ve 8 numaralı Hayırlı Kız. Bizim tuttuğumuz safkanlar. Evet. Burada 4 yukarı Araplar start alıyor. 1600 metre içinde handikap 17 bir mücadele olacak. 11 safkanı izleyeceğiz. 7 numaralı Gubaz Turbo yavrusu. 5 yaşında safkan. Gökhan Kocakaya ile start alacak. Son 2 yarışında bir birincilik, bir üçüncülüğü var. Ondan önce de bir kumda ikinciliği var. Bu safkan açıkçası favorimiz. Anne tarafından da bilgin. Başarılı olacağını düşündüğüm bir safkan. 8 numaralı hayırlı kıza gelirsek, onda da 53,5 kilo gibi bir avantaj var ve son yarışını kazanmış safkan. Burada yazabileceğimiz ikinci at olacaktır. 14 gün arayla koşacak. Gubaz ise 22 gün arayla. Çok da bir fark olacağını düşünmüyorum. 7 ve 8 diyoruz. Bu koşu geçiyoruz. 5. yarışa geldik. My Volga Boatman koşusu. Yine bir şart. Bir mücadele olacak. 2 yaşlı İngilizlere. Yine 1200 metre kumda. Burada 1 numaralı Espinoza söyleyeceğimiz ilk isim. İkincisi ise Sirius Black olacak. Bir üçüncü isim daha var. O da 8 numaralı Yennefer. 1 numaralı Espinoza Pleasantly Perfect yavrusu. Gökhan Kocakaya ile start olacak olan Safyan kulaklık ve Dilba ile yarışacak. Onu takip eden 4 numaralı Sirius Black Dilba ile start alacak. O da bir hakim yavrusu. 8 numaralı Yennefer ise General Quarters yavrusu. O da kapalı gözlük ve starta kadar kulaklık sistemiyle gitmiş. O da 55 kilonun 2 kiloluk bir farkla, tabi dişi olduğundan kaynaklı bir farkla bir avantaj yakalamaya çalışacaktır diyorum. Ve sıralamamız 1, 4, 8 deyip buraya geçiyoruz. Şart bir koşu ile ilgili çok da fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok maalesef. 6. koşuda burada 8 safkan start alıyor. Şart 5 mücadele 3 yaşlı Araplar 1600 metre içimde koşulacak. 1 numaralı Bindalhan ve 4 numaralı Alsafya
Alsafyam diyoruz. Evet, bir numaralı Bindal Han'a geçiyoruz hemen. Berksoy yavrusu Müslüm Çelik'le start alacak. 5. kulvardan çıkacakmış Safkan. Son yarışını saymazsak iyi bir performansı var diyebiliriz. Son yarış haricinde start aldığı 6 koşuda da 5 tabela var. Bu arada son yarış yanılmıyorsam bir grup mücadelesi Azizye koşusu olması lazım. 13 gündür koşmuyormuş zaten. Bu durumda evet bir numaralı Bindal Han'ı kesin söylüyoruz. Evet, bir numaralı Bindal Han ve 4 numaralı Alsafyam diyoruz. Arkasına ise yine at isteyenler için elimizde bir Safkan var mı diye bakıyorum. Yok, açıkçası burada çok da bir şey düşünmemiz gerek yok. Hani bir numaralı Bindal Han'ın tecrübesi 4 numaralı Alsafyam'ın da düşük kilosunu bir avantaja çevirebileceğine inanıyorum. 1-4 diyoruz, burayı sıralamaya geçiyoruz. 7. koşu yeni mahalle belediye başkanlığı koşusu 6 safkan yer alacak. Kısa vade 8 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2200 metre şimdi start alacaklar. Burada bu 6 safkandan elimizde 2 önemli at var. 1 numaralı Antiochos ve 4 numaralı Greycourt. Öncelikle 4 numaralı Greycourt'a değinelim. O bizim ilk yazacağımız at. 4 numaralı Greycourt tek geçirebilecek bir safkan aynı zamanda. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Son yarışında galibiyeti var Safkan. 9 gündür koşmamış. Yeterli bir ideal bir aralık diyebiliriz bunun için. Ondan öncesinde yine 4. lüğü var. Şimdi 3. lüğü 2. lüğü var gördüğünüz üzere. Onun burada ben başarılı olacağına inanıyorum. 4 numaralı Greyford. Peşine Antiochos demiştik. Antiochos Hışman Çizik'le start alıyor. O da son 6 yarışında hep tabela yapmış. 1 birinciliği, 3 üçüncülüğü, 1 dördüncülüğü, 1 beşinciliği var. Safkan'ı da burada değerlendirebiliriz. 4 ve arkasında 1 diyorum. Geliyoruz 8. koşuya. Burada ise 7 Safkan start alacak. Şart 5, 4 yukarı Araplar. 1400 metre kumda bir mücadele olacak. Elimizde çok iyi Safkanlar var. Burada 4 numaralı Alp Tuğhan ilk tercihimiz olacak. 4 numaralı Alp Tuğhan'ı bu arada tek geçebiliriz. İsteyenler için 2 safkan önerim var. Arkasına yazmak isteyenler Alp Tuğhan'ın arkasına 1 numaralı Doğru Yiğit ya da 2 numaralı Rus Damat'ı yazabilirler. Hakeza Rus Damat bir Kaysbert yavrusu. 61,5 kilo da olsa kısa mesafe iyi işler yaptığını bildiğimiz bir safkan. Son yarışında da ikinciliği var. Tabi yine favorimiz Alp Tuğhan'dır. Tek geçeceğimizi düşünüyorum burada ama isteyenler 2 numaralı Rus Damat ve 1 numaralı Doğru Yiğit'i de göz ardı etmesinler diyorum ve son koşuya geldik. 11 safkan start alacak 1300 metre kumda handikap 15 mücadele 3 yaşlı İngilizler. Burada da elimizde 1 numaralı Flash Past, 2 numaralı Power Rhythm ve son olarak 6 numaralı Samurai var. Hemen bunları değinelim. Flash Past bir hakim yavrusu. 59,5 kiloda start alacak. Son 6 yarışında da tabela başarısı göstermiş. Özellikle de üçüncülük, iki ikincilik, bir kez daha üçüncü, dördüncü ve birincilikle beraber Flash Past burada favorimizdir. Zaten yaptığı bir derece de var elimizde. 1300 metre kumda 1.22.74 yapmış. 2 numaralı Power Rhythm Invincible Sun orijinli bir safkan. Onun da son 6 yarışında başarılarını görüyoruz. Çim'de daha çok start almış ancak kumda da bir birinciliği var. Bu da önemli bir detaydır. Ve geliyoruz 6 numaralı Samurai. O da 55,5 kiloda koşacak olmanın bir avantajını yaşayacaktır diye düşünüyorum. Bir birinciliği var son yarışında. Ondan öncesinde de yine altıncılık haricinde tabela başarısı göstermiş diyorum. Ve evet bu videoyu da burada bitiriyoruz gibi gözüküyor. Herkese bol şans diliyorum.